Çünkü burası bir kayalık semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken belediyeden bu camimizin olduğu alanı imar alanı olarak, ibadet alanı olarak tayin ettiler. Biz de buraya bir cami yapma görevimiz vardı. Sonradan burayı Diyanet Vakfı'na arsasını almak suretiyle hem bir cami yapalım hem de Kur'an kursu, üniversite kız yurdu bir idari bina olarak yapalım ve Gümüşhane'mize güzel bir eser kazandıralım diye bu arsamızı aldık. Tapusunu Diyanet Vakfı'na aldık ve 2014 yılında inşaatımıza başladık. Tabii bildiğiniz gibi Gümüşhane'mizde arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu. Bu kayaları kırarak alan olmadığı için arsa, burası 3000 metrekare bir arsa oluşturduk burada ama hep taşları kırarak 10.000 metreküp taş burada kırdık, çıkarttık. Burada alanımız kısıtlı olduğundan dolayı ve zemin de yüksek olduğundan dolayı burayı üst kattan camimizin girişi olabilmesi için buradan 5 kat olarak altını düşündük, 5 kat yaptık. Üstü de tam ana yola çıkma suretiyle camimizin girişini oradan verdik. Ama alttan göründüğü zaman 5 kat olarak görünüyor. Normalde alt katı market olarak yaptık. Diyanet Vakfımızın kiraya verdik. Bu Kur'an kursumuzun hizmetlerinde kullanılmak üzere. Üst katları 3 kat kız Kur'an kursu olarak yaptık. Şu anda hizmete soktuk. 50 tane öğrencimiz burada yatılı olarak Kur'an kursu hizmeti veriyor. Camimizin asansörü de vardı. Yani yaşlılarımızın çıkabilmesi için alt kattan üst katlara çıkabilmesi için hem merdivenimiz var hem de asansörümüz var. Tabii ki burada gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun. Ancak burada inşaat alanımızın zeminin yüksek olması, taşlı kayalı olması dolayısıyla arsa sıkıntısı olması dolayısıyla ne yaptık? Burayı güzel değerlendirelim, verimli olsun, daha çok hizmete alanı olsun diye. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor. Bunları biz kabul ediyoruz. Diyorlar ki işte 6 kat cami olur mu? Ancak alttaki katların ne amaçlı kullanıldığı bilinmediği için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar. Şimdi burada bizim İpek Yolu geçiyor. Oradan geçen yabancıların genelde dikkatini çekiyor. Hani 6 katlı caminin üzerine, 6 katlı binanın üzerine cami yapılır mı diye. İmkanlar kısıtlı olduğu için böyle bir şeyin yapıldığını söylüyoruz. Aslında müteahhit işte 6 katlı bina yaptı, üzerine de cami yaptı. Herhalde günahları, çok günahlarını affettirmek için böyle bir yola sevk etmiş oluyor. Sağ olun. Abi. Şu güne deriz. Kim? Benim trenden. Tamam. Çelizkiyle, abonesiyle, haber verecek daha güzel oldu. Her şeyiyle mükemmel bir dağımız oldu. Ama kendine göre de makinesi.